Merhabalar, Forerunner Bridge serisinin yeni bölümündeyiz. Savunan taraftayız ve ben Kensei aldım. Bridge serilerinde çok fazla farklı karakterlerle oynadığımı görmezsiniz. Genelde zaten 10 maçın 7'sini ben Kensei ile falan oynarım. Çünkü kendimi daha rahat hissediyorum Bridge serilerinde Kensei ile oynarken. Gerek mızraklı askerleri alt etme olsun, rahat ediyorum. Öleceğim ama burada. Güzel. Birinci bölgeyi kaybettik ama. Oraya gitmemin bir anlamı yok şu an. Öleceğim yoksa. Şu aşağıdaki kalkanı alacağım ben. Normalde 4 kişi gelmemiz gerekiyor buraya savunabilmek için. Ama biz sadece 2 kişi geldik. O yüzden ilk bölgeyi çabuk kaybettik yani. Şunları halledip Berserker var arkamda galiba. Neyse şunu canlandırayım. Ben gidiyorum buradan. Gidemiyorum. Yani gidemedim. Orada canlandırsam güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok. Kaçamadım da. Karşıda bot yok. Bizde de yok. Güzel. Bot olmaması benim için daha iyi. Çünkü videolar normal akışında ilerliyor o zaman. Şimdi. Bölgeyi tutuyor bizim adamlar. Bir kişi var gerçi orada. Yardımıma ihtiyacı yok büyük ihtimalle. Neyse. Gereksiz yere zaman kaybetmeyelim orada bekleyerek. O yüzden vurdum yani. Kensei'nin sevdiğim yönünden biri bu askerleri çabuk halledebiliyor olması. Kim geliyor? Yorm geliyor. Güzel. Şu anki amacım bu askerleri haklamaktı. Güzel. Niye reme vurmadın ki yani? Öleceğim burada. Biraz geri çekiliyorum. Güzel. Orada yorumu almış bizim adam. Bayrağı alacağım. Şu an onu götürmemiz gerekiyor. Ama buna engel olacaklar galiba diye düşünüyorum. Bizim takım beni korursa burada giderken hallederiz. Güzel, aferin. Güzel oynuyor bizim takım. Engel oluyorlar yani. Böyle olması lazım takımın. Şu an takımımdan memnunum bayağı. Rahat rahat bayrağı yerleştirebiliriz kapıya. Bölgeler ne durumda ona hiç bakmadım ya. 3 bizde mi hala? Güzel, bizdeymiş. Yani onu görmedim bile arkamdan geldiğini. Neyse yapacak bir şey yok. Hallederiz. Bridge modunda ölümlerin
Çok bir önemi yok açıkçası. Sona ulaşana kadar diyeyim. Önemli olan Rem'in canını indirmek olabildiğince. Bölgeleri elde tutmak. Ölüp ölmediğinizin çok bir önemi yok. Tabi gereksiz yere de ölmeyin tabi de. Güzel. Yani yapacak bir şey yok. Onu kesemedim orada. Güzel periliyor. Ben karşılık veremedim. Geliyor yalnız. Hallederiz bunu. Kazıdım onu aklıma. Berserker'le bir alıp yani Berserker'i almamız gerekiyor. Ölecek zaten. Çok bir şey yapmama gerek kalmadı. Gereksiz yere vurup da revenge'ini de açmadım. Ama onu bir tekte yakalamak istiyorum. Rem nerede? Yaklaştıysa dökelim şunu. Savunan taraf olarak tek hedefimiz, asıl hedefimiz Rem'in canını olabildiğince indirmek. Şu anki durumu fena değil. Çeyrek canını kaybetti neredeyse. Güzel. Ben bunları atlayacağım. Rem olabildiğince can kaybetsin. Rem'in yanında askerler olmadığı zaman bu şekilde hareket ettiremiyorlar. Öleceğim. Bunlar niye hasar yemiyor benden onu anlamadım. Bu kadar iyi gard alabilmeleri şaşırtıcı doğrusu. İnsan 2-3 tane yer yani ya. Kapı henüz hasar almadı bayrak sayesinde ama bundan sonra alacak. O yüzden kızgın yağı dökmemiz lazım. Kızgın yağ mı bu gerçi onu da bilmiyorum da. Kazan diyelim. Kazanı dökmemiz lazım. Hayır, bir canın var. Ne işin var burada? Çeyrek canından bir tık fazla götürdük. Ama Rem'in yanında durdukları için hızlı aktif olmasını sağlıyorlar. O yüzden canını çabuk kaybettik şeyin. Ölecek bizim adam. Güzel. İlk kapıyı kırdılar. Şu an listemde Berserker ve Yorm var. Bunlara bir uğramam lazım. Tek başına yakalamam lazım bunları. Kaşınıyorlar çünkü. Kesebileceğimden de emin değilim bu arada diyorum ama ölebilirim de sıkıntı yok. En azından gidip intikamımızı almaya çalışmamız lazım.
Yoksa içim rahat etmez. 4'ü kaybettik. Hemen. Direkt aldılar yani. 5'i tutmamız lazım. Şunu canlandıracağım. Güzel. Öldü. Yani intikamımızı bir tık almış sayılabiliriz belki. Peki. Güzel. Güzel. Burada hızlı execution'lar kullanmaya özen gösteriyorum. Bir an önce canları bitsin diye. 4 seviye oldum zaten hızlı bir şekilde. Savunma tarafında olduğum için şu can dolduran şeyden aldım. Güzel. Bizim adam gidici. Yardımım dokunur belki biraz. Öleceğim ama. Yani yapacak bir şey yok. Kaçamadım oradan. Güzel. Bir an önce yardıma gitmesi lazım birinin buna. 5. bölgeye gideceğim ben. Oralarda zaman kaybetmemin hiçbir anlamı yok. Şu an 5. bölgeyi tutmak daha önemli. Gardiyanı alabilirler ama belki ya. Güzel. Yardım et bana. Güzel. Böyle arkadan dans etmekle olmuyor. Bizim adam iyi geldi. Rem'e kalkan verdiler. Bu kötü oldu tabi. Ama yapacak bir şey yok. Oraya yetişemezdim zaten. Güzel. Şimdi ne yapabiliriz? Gardiyana gidebiliriz belki. Güzel. Bunu da atladık. Dediğim gibi buralarda hızlı execution seçmek daha avantajlı oluyor. Guardian alabilir miyiz acaba? Bence alabiliriz ya. Zanhu maçındaki gibi olmasın da.
Yalnız. Ben birazcık daha dikkatli olmam lazım anlaşılan. Gideceğim yoksa. Güzel. Guardian'ı hallettik. Şimdi direkt Remin oraya gidiyorum. Neden Remin oraya gidiyorum? Çünkü Guardian'ı öldürdüğümüz zaman bu askerler tek yiyor artık. Askerlerin Rem'e gitmesine engel olacağım kısacası. Böylece Rem daha fazla hasar görecek. Yardıma ihtiyacı var mı bilmiyorum. Yani vurmasam daha iyi galiba ya. Vurmayacağım, o onu halleder. Gereksiz yere şimdi revenge'ini falan açacağım. Uğraş dur sonra. Savunma tarafında olduğumuz için Rem'in ne kadar canını indirirsek bizim için o kadar iyi demek oluyor bu. Çünkü kapıyı kırdılar diyelim. Doğacakları canın seviyesi daha az oluyor. Mesela 17 canla doğacaklar diyelim. 13 canla, 12 canla falan doğuyorlar. Rem'in canına bağlı olarak. Öleceğim burada ama. Ne varsa bastım vallahi. Öleceğim. Ne varsa bastım orada ama bana hasar vermelerini kesmediler nedense yani. Neyse önemli değil. Orada Rem'i gerektiği kadar tuttum ben zaten. Kötü oynadım. Orası kabul yani. Bayağı kötü oynadım ama olsun. Rem yeteri kadar hasar aldı. Şu an yarı canına kadar indirmişiz mesela. Bizim takımda bot var. Bir kere de olmasa şaşacağım zaten. Bizim adamı takip etmelerine engel olmam lazım. Güzel. Güzel. Cana gideceğim. Bayrak orada gerçi ama bu canla gidersem bir anlamı olmayacak dememe kalmadı. Öldüm zaten. Sen ne kadar gıcıksın ya. Beni takip ediyor sadece sanki. Şu adamın yardıma ihtiyacı var. Ölecek orada. Bot muydu? Yo. Bayrağı almamız lazım açıkçası. Bunu görmedim ya. Öleceğim. Yani Rem'in canını indirdik olabildiğince. İşimize yarar mı bu bilmiyorum tabi. Güzel. Bir tık daha indirsek fena olmaz yani.
gate destroyed. Protect the commander. Kim attı onu bilmiyorum ama. Neyse orada en azından Centurion'u aldım diyecektim ama canlandıracaklar onu. Bir anlamı olmadı. Ne durumdayız bilmiyorum da açıkçası. Commander'ın canının fazla gitmemesi lazım. Bayrağı o yüzden kullanmadım. Commander'ın canını yenilemek için aldım onu zaten. Şimdi kullanacağım hatta hemen. Yoksa bir daha fırsatını bulamayabiliriz yani. Oraya gidiyorum. Can yanlış adamla. Güzel. Güzel. Hızlı execution'lar burada işe yarıyor. Bu şekilde tekrar canlanamıyorlar. Onu canlandırmamın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Oğlum kendin canlansana ya. Full can olacak. Kendi canlansa. Şuna gitmem lazım. Bu nasıl bir refleks kardeşim ya? Ne yiyorsunuz da böyle oluyor anlamadım gitti vallahi. Bir ben yapamıyorum galiba. Ya sen ne yapıyorsun burada? Şu an önemli olan burası mı sence? Gidiyor Commander. Hareketlere bak ya Allah'ım. Sen sabır ver. Ya öldü Commander. Bitti yani oyun. 10 canları var. Aile aile keserler onu. Bitti oyun yani. İkinci maçtayız. Bu sefer saldıran tarafta biz varız. Magi aldım. Bu sefer adamları sinir edecek olan ben olayım değil mi? Sürekli onlar beni sinir ediyorlar. Tuhaf oynayışlarıyla. İlginç bir peri kabiliyetleri var bu adamların, anlamış değilim. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum da. Tek başıma mıyım burada ben? Vuruşlarımın sesi niye yok? Ben onu anlamadım. Güzel. Şu an iyiydik. Ama bir an önce bölgeyi ele geçirmemiz lazım. Hocam şunu ben öldüreyim de can doldurayım ya. Güzel. Birinci bölgeyi ele geçirmek önemli tabii ki de. O yüzden ben burada duracağım. Ne olur ne olmaz. Gerçi arkadan birinin geleceğini sanmıyorum ya. Şuraya gidelim. Güzel. Birinci bölgeyi aldık. Oh.
Orada bir şey yapamadım maalesef. Bizim adamlar da öldü galiba. He, dans ediyormuş orada. Keyfi yerinde tabii. Karşıda bot varmış ya. Ben onları fark etmedim. Kaç tane var bilmiyorum. 2 tane var galiba. Ama yerine oyuncular girdi sanırım. Çünkü onlar bot değildi yani. Bana saldıran neydi? Grifon bot değildi sanki. Bu botların yerine oyuncular gelecektir diye düşünüyorum. Burada biraz seviye almam lazım. Bölge ne durumda? 2'yi alamamışız hala. Evet, botların yerine oyuncular geliyor galiba. Bir tane kalmış. Onun yerine de birisi gelir umarım. İki tane mi var bunlardan ya? Güzel. Güzel. En azından öldürdük. Bizim adam. Ben can doldurmaya gidiyorum. Burada durursam daha fazla ölürüm. İkinci bölgeyi ele geçirmesine bayağı katkım oldu diye düşünüyorum. Birazcık seviye almam lazım ya. İki seviyeyi gerçi ama. Bayrağı kim aldı ya? Onu hiç görmedim. Takip de etmedim. Bunlar alıyor. Yukarı çıkacağım. Ne olur ne olmaz yukarı çıkıyorum ben. Bayrağı getirebilir belki. Güzel. Hayır, gidip de buna ölmezsin ya. Neyse, orada en azından 2 tane almayı başardım. 9 kişi almışım şu ana kadar. 327 puanım var. Fena değiliz. Karşıdaki herkes de gelmiş oyuna. Güzel. Keyifli bir maç olabilir. Kazanmak istiyorum açıkçası. Kendisi maçını kaybetmem kötü oldu. Ama benlik bir durum değil bence oradaki. Ben elimden geleni yaptım yani. Kafama atlayabilirdi. Güzel. Bu karakter çok saçma gerçekten ya. Kendim oynayınca bile fark ediyorum. Yani bridge modunda falan acayip güçlü oluyor bu. Niye anlamadım. Niye böyle bir şey yaptılar. Gerçekten saldırıları falan acayip güçlü yani. Oynayabilirim bridge modunda sıklıkla. Oraya gideceğim. Bizim adamları engel olmasın diye. Bak, perileme zamanını tutturamadım. Gerçekten çok saçma ya. Ama oynanır. Bridge'de oynarım ben bunu. Bayağı oynarım hem de.
Rahat oyun kazandırıyor ya. Karşısında oynaması da bayağı zor gerçekten. Şuraya gideceğim. Gerçi tek başıma orada olmam kötü olabilir ama. Ney? O neydi be? Kaçtım ama. Tuhaf. Gerçekten tuhaftı. Canlandırma beni. Burada canlanmayı tercih ediyorum şu an. Zaten iki adımlık yer. Itokiri'yi görmedim. Bir oyunda Itokiri varsa Reiki spamlarına hazır olun demektir bu. Dominion, Deathmatch fark etmeksizin. Aç Revenge'ini. Güzel. Yani 4'ü şu an ele geçiremedik. Topluca gitmemiz lazım oraya. Bizim Centurion hala yaşıyor mu ya? Güzel. Öleceğim ben burada yalnız. Sıkıntılı bir durum. Orada Revenge'ini ikinci kez açmamamız lazımdı onun ya. Güzel, bizim adam kalkanı almış. Bölgeyi ele geçiremedik hala. O sıkıntı ama. Bir an önce ele geçirmemiz lazım. Bir kez daha deneyeceğim. Burada öleceğim ben ama. Güzel. Güzel oynadı. Bu da karakteri çok bilmememden kaynaklanan bir şey. Ama intikamını alırız bunun. Orası ayrı. Şu an gardiyan almanın çok bir anlamı yok aslında ama gidelim bari ya. Hazır başlamış adam. Dördü ele geçiremedik bile ya. Hiç iyi değil bu. Güzel. Ben burada vakit kaybetmeyeceğim. Direkt 4'e gidiyorum. Orayı almamız lazım. Şu yani şu ana kadar alamamamız kötü yani. Güzel. Rem'in canını görüyorsunuz. Bu bölgeleri alamadığımız için oluyor bu.
Şimdi hızlı hızlı 5'i 6'yı falan almak gerekiyor. Güzel. Salak salak hareketler yapma ya. Yani buraya gelmelerine izin vermeyeceğim. Onlar orada kapışabilirler, sıkıntı yok. Öleceğim ama ben burada. Güzel. Ölmeden burayı halletmeyi başardım. Bu bir başarıydı doğrusu. Bayrak ne durumda? Çıkmış. Gideceğim direkt. Bayrağı yerleştirmemiz gerekiyor. Kimse beni takip etmiyor galiba şu an. Güzel. Rahat rahat. Ama şu an canım az. Can yenilemem lazım. 4'ü, 5'i ve 6'yı almam güzel oldu. 7'yi de almış bizim takım. O da güzel. Ben bence elimden geleni yeterli kadar yaptığımı düşünüyorum. Orada ölmeyerek de iyi bir iş çıkardım bence. Peki. Rem'in yanında duracağım. Hızlı hızlı canını götürmem gerekiyor bunların. Onlar gardiyanı almışlar. Sıkıntı değil, biraz geç kaldılar onun için. Güzel. Ölebilirim burada. Ben çıkıyorum buradan. Zaten bir tane vuruşu kaldı kapılarının. Dördüncü yeteneği açıkçası şeye saklıyorum. Commander'a.
Güzel, kapıyı kırdık. Çok fazla canımız olmayacak, o yüzden dikkat etmemiz lazım. 13. Fena değil, idare eder. 8'e gidiyorum. Kardan geldi ya. Beni canlandırmaları lazım. Güzel. Öleceğim burada. Yani elimden geleni yapıyorum hayatta kalabilmek adına ama. Anlaşılan bölgeyi pek ele geçiremeyeceğiz. Güzel. Yeter artık ama ya. Canımı fullesem güzel olacak ama. Commander'a vurmadığımız sürece burada zaman kaybediyoruz. Canımı harcamayacağım. Harcasam mı ya da ya? Son ana kadar bekleyeceğim ya. Sizin sıkıntılarınız var ya. Öldüm. Hiçbir şey yapamadan. Bunlar ne saçma karakterler ya. Gerçekten sinir bozucular. Hiçbir şey yapmama izin vermediler bile. Kaybederiz böyle giderse. Şu an toparlanmamız lazım. Güzel. Olabildiğince hasar vermemiz lazım şimdi. Yeteneği kullanamadım. Yeteneği kullansam güzel olabilirdi aslında ama. Yarı cana getirdik, o da bir şey. 4 canımız kalmış. Aynen öyle, aferin. Güzel can indirirse.
Oraya gitmem lazım hemen. Şu an tam sırası. Yeteri kadar canını indirdim bence ya. Daha fazlası gelmedi elimden. Kazanabilir miyiz bilmiyorum. Ama belki bir şansımız olabilir. 8. bölgeyi ele geçirdik. Yani doğmak zorundalar. Birisi mutlaka. Son şansımız yani. Yeteneklerimin gelmesini beklesem daha iyi. Son ana kadar bekleyeceğim ben de doğmamak için. Şunların ölmesini bekliyorum ben. 46 saniye sonra zaten doğacağım. Neden bekliyorum? Çünkü birlikte doğarsak böylece dördümüz aynı anda doğmuş olacağız. Belki bir şans halledebiliriz diye düşünüyorum. O yüzden bekliyorum yani. Mesela bir an önce bu Walker'in ölmesi lazım ki birlikte doğalım. Ya da ben zaten doğacağım 2 saniye sonra. Yeteneklerim gelmedi hala. Maalesef. Yapacak bir şey yok. Direkt. Ben öldüm. Öldürün be. Vallahi da kazandık. Güzel. Bravo takım. Bugünlük bu kadardı. Açıkçası Kensei maçını kaybetmem kötü oldu. Elimden geleni yapsam da yani Commander'ı tutamadık, koruyamadık. Ama ikinci maç Meja ile bence bayağı iyi oynadığımı düşünüyorum. Sonlara doğru bayağı çekişmeli geçti yani. Açıkçası son saniyede kazanmamız bayağı iyiydi. Orada direkt Commander'a odaklanmamız daha doğrusu bayağı iyiydi. Dediğim gibi son anda kazandığımız bir maçtı yani. Böyle maçlar her zaman keyiflidir. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hala abone olmadıysanız, abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.